Kulübümüze şeref verdiniz. Yaklaşık bir aydır Ünyespor'u diriltebilmek için bir mücadele veriyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Şehirde mülki amirlerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, sivil toplum örgütleri bize çok büyük destekleri oldu. Burada hepinizin huzurunda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ünyespor'u bu zor zamanda sahipsiz bırakmadıkları için hep beraber şu anda buradayız. Şimdi Ünyespor'u tekrar hayata geçirebilmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ünyespor'u şehirle beraber nasıl ayağa kaldırabiliriz? Onun hesaplarını yaptık. Ünyespor'u sevdalıları, Ünyespor'a gönül veren birçok insandan destek gördük. Bizler de bu işe kendimizi adayarak şu anda sizlerin huzurundayız. Ünyespor'un sahipsiz olmadığını, tekrar bir yerlere gelmesi için yönetim kurulu arkadaşlarımız da yaklaşık 41 arkadaşımız var, değerli iş adamlarımız var. Hepsiyle beraber Ünyespor'u bir yerlere taşıyabilmek için bugün burada huzurunuzdayız, futbolcu kardeşlerimizle beraber. Şimdi ben sizlere yönetim kurulunu isimleri tek tek okumak istiyorum. Ahmet Yıldıran, kulüp başkanı, esnaf, Bekir Şimşek, onursal başkan, Ünye Şoförler Odası Başkanı, Hüseyin Şener, başkan yardımcısı esnaf, İsmail Arslan, başkan yardımcısı müteahhit, İbrahim Ecioğlu, as başkan inşaat mühendisi, Levent Erçıktı, as başkan iş adamı, Ethem Uysal, as başkan iş adamı, Hüseyin İşçi, as başkan iş adamı, Muharrem Üstün, genel sekreter esnaf, Mehmet Alpercan, basın sözcüsü hukuk işleri, avukat, Muharrem Son, altyapı sorumlusu esnaf, Bülent Yılmaz, altyapı sorumlusu memur, Zafer Kılıç, muhasip üyemiz memur, Orhan Yıldız, yönetim kurulu üyesi müteahhit, Musa Kaymak, yönetim kurulu üyesi müteahhit, Enver Arslan, yönetim kurulu üyesi inşaat mühendisi, Fatih Uygun, yönetim kurulu üyesi El Ele Derneği Başkanı, Bülent Bayrak, yönetim kurulu üyesi İstanbul'dan iş adamı, Mustafa Duman, yönetim kurulu üyesi iş adamı, Ercan Şirin, yönetim kurulu üyesi esnaf, tesis sorumlumuzdur ayrıca, Osman Sarı Kahraman, yönetim kurulu üyesi Ünye Ziraat Odası Başkanı, Osman Acar, yönetim kurulu üyesi ziraat mühendisi, İlhan Yıldırım, yönetim kurulu üyesi esnaf, Erdem Vural, taraftar sorumlusu esnaf, Mert Bayoğlu, taraftar sorumlusu esnaf, İlhan Yıldız, yönetim kurulu üyemizdir, müteahhit, Mustafa Elmacı, üyemiz, müteahhit, Turan Cürabal, esnaf, üyemiz, Erdal Gülbüz, üyemiz, esnaf, Furkan Şatır, üyemiz, avukat, Yılmaz Turan, üyemiz, esnaf, Ömer Şimşek, üyemiz, esnaf, Abdülkadir Demir, avukat, üyemiz, Suat Ertürk, üyemiz, memur, Orhan Osman Yıldız, üyemiz, emekli, Orhan Kancan, üyemiz, esnaf, Mehmet Akif İnce, üyemiz inşaat mühendisi, Metin Palabıyık, üyemiz esnaf, Ahmet Yılmaz, üyemiz esnaf, Gökhan Erhan Ünye, üyemiz esnaf, Selman İcabi Yıldıran, üyemiz esnaf. Yönetim kurulunda toplam 41 arkadaşımız var. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi Ünyespor'a sahip çıkabilecek, başkanlık yapabilecek kapasitede değerli insanlar, değerli iş adamları. Hepsiyle beraber gördüğünüz gibi buradayız. Ünyespor'u bir yerlere getirebilmek için şu anda biz burada huzurlarınızdayız. Bizlere sizlerin sormak istediği bir şey sorularınız varsa onları da cevaplamaya hazırız. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben buraya futbolcu kardeşlerimi tek tek çağıracağım. Ünye halkının huzurunda, sizlerin huzurunda onların Ünyespor'a bağlılığını temsil edecek şekilde imzalarını attıracağız. Ünyespor'a layık olduklarını, burada olduklarını Ünye halkı, Ünye taraftarı, yönetim kurulumuz tekrar onaylamış olacak huzurlarınızda. Evet, Tayfun Şahin. Kalecimiz
Dersim spordan geldi. Gel kardeşim. Tebrik ediyorum. Allah'ın utandırmasın. Hayırlı olsun dayı. Cihatcan, Yiğit. Sağ ol. Çal spordan geldi bu kardeşimiz. Kulübümüzün sağ beki. Takımımızın. Şöyle. İki. Tamam. Taha Yıldız, stoperimiz. Salara Spor'dan geldi. Samet Tosun, sol bek, Hendek Spor'dan geldi. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Abdülkerim Kılıç, orta saha, 12 Bingöl Spor'dan geldi. Semih Sargın, orta saha, Atlas Spor'dan geldi. Barışcan Karadeniz, orta saha, Eskişehir Yunus Emre'den geldi. Burakcan, orta saha, Konya Akşehir Spor'dan geldi. Hayırlı olsun. Hakan Tice, forvet, Lüleburgaz Spor'dan geldi. Eren Ertürk, forvet, Denizli Sarayspor'dan geldi. Fatih kardeşimiz, bizim sağ açık, Uzun Köprü Spor'dan geldi. Hayırlı olsun. Oğuzhan Kılınç, Çerkezköy Spor'dan geldi. Sol ve sağ açık oynuyor. Evet, şu anda burada 12 transferimiz var. Bir oyuncuyla görüşüyoruz. Bonservis işini hallettiği zaman İbrahim Kaymaz diye bir arkadaşımız. O da aramızda olacak inşallah. Onu bekliyoruz.
Şimdi hocaları aldık. Hocalarımızı takmayacağız. Şu anda teknik kadromuz da burada. Onları da sizlere tanıtalım. Buyurun. Buyurun hocalar. Evet. Evet, takımımızın teknik direktörü Mehmet Dönmez hocamız. Hayırlı olsun. Cihan Özal hocamız, yardımcı hocamız. Mehmet Bahtiyar kaleci hocamız. Bülent Yılmaz, Bünyamin Yılmaz hocamız. Yine kondisyoner olarak aramızda. Taktik anlamdaki bütün sorumluluklar şu anda teknik heyetimizin raporları doğrultusunda onlar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Zaten 4 puanı olan bir takımın şu anda yapması ne gerekiyorsa onlar onun mücadelesini veriyor. Şehir içinde, takım içinde, yönetim olarak bizler içinde zor bir sınavdan geçiyoruz. Bizim için ilk maç çok önemli. Şehir içinde önemli. Futbolcu kardeşlerimizin de yani onlar için de çok önemli. Yani herkes her şeyin bilincinde. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar da sahada gerekeni yapacaklar. Biz buna inanıyoruz. Hani tabiri caizse denir ya, tekmeye kafa, ne gerekiyorsa onu sokacaklar. Yani burada bizim için bir gol olsun, 3 puan olsun. Bizim amacımız bu. Motivasyon olarak hazırlamak söz konusu yani, aynı. Ek zamanda sağ olsun Ünyeli iş adamlarımız da ortalama her gün 2-3 tane ziyaretçimiz geliyor. Bu maçın önemine dair konuşma yapıyor. Evet. Yani teknik anlamda zaten 15 gündür hazırlanıyorlar. Bir kamp dönemi geçirdiler. Motivasyon anlamında da sağ olsun Ünyeliler, siyasi partiler olsun, sivil toplum örgütleri olsun hepsi evet. Her gün 2-3 tane ziyaretçimiz motivasyon olarak gelip takıma destek olduklarını belirtiyor. Hocalarımız da aynı şekilde ilk maçın önemini onlara anlatarak inşallah alnımızın akıyla çıkacağız diyoruz. Burada bir de şeye değinmek istiyorum. Ben son soru olarak önceki yönetimde Ünye Spor Kulübü yönetiminde borsuz dev almak ve devretme. Bak, borsuz devir alıp aldınız mı? Borç var mı? Şu anda geçmiş yönetimden karar defterinde işlenen bazı rakamlar var. Kişilerin, oyuncuların, biz onları tüzük maddesinde ne yazıyorsa geçmiş dönemlerdeki gibi biz kongrede zaten kulübün borçlarını ibra etmedik. Biz de aynı şey yapıyoruz. Biz borçsuz aldıysak biz de borçsuz bırakacağız. Biz hiçbir futbolcumuzu şu anda karar defterine bizde şu alacağı vardır. Herhangi bir yöneticimiz verdiği parayı karar defterine yazdırma gibi bir şeyimiz yok. Biz onları arkadaşlarımızla yönetim kurulu karar aldık. Kesinlikle borçsuz alacağız, borçsuz bırakacağız. Bizim dönemimizde bu 3 aylık, 4 aylık sürede Allah nasip eder de mülk amirlerimiz, şehir bizim arkamızda olursa, bize destek olursa biz şehri, bu takımı birkaç yıllığına daha götürebiliriz. Ama şehir arkamızda olursa. Başkanım, taraftar Ünyespor'un arkasında duracağız diyor. Bununla ilgili pazar günü için bir davet var mı? Şimdi yarından itibaren Allah nasip ederse belediyemizde olsun anonslarla, sosyal medyada sizlerin vasıtasıyla şehri harekete geçirmemiz gerekiyor. Zaten esnafları ziyaret ettiğimizde onların takıma karşı, bizim yönetimimize karşı çok büyük duyguları var, istekleri var, desteği var. Biz bunları gördük. Belli taraftar grupları, onlar maçlara gelmeyen taraftar demeyeyim de mesela insan grupları kulübe gelmiyor, maça gelmeyen insanlar bile şu anda
bizim bu haftaki maçımıza odaklanmış durumda. Onlar bekliyor. Taraftar zaten bir gençlik grup var. Onlar her zaman bizim yanımızda. Onlar tribünde yerini alacaklar. Eğer ki bizler bu zor süreçte bu takıma sahip çıkmışsak, bu takımı üstlenmişsek, onlar da bizim yanımızda olmak zorunda. Kimse bu takıma küsme lüksü yok. Sahipsiz bırakamazlar. Herkes tribünde yerini alacak. Özellikle biz bayanları, çocukları, gençleri tribüne bekliyoruz. Bu maç Ünyespor'un var olma maçıdır. Eğer ki biz bu maçı kazanırsak biliyoruz ki önümüzde çok büyük yol kat edeceğiz. Onun için taraftar Ünyespor'un vazgeçilmezidir. Futbol kulüplerinin saç yak bacağı üzerindedir. Yönetim, futbol takımı ve taraftardır. Bunların bir tanesinde aksama olduğu zaman işler düzenli gitmez. Biz onun için biz yönetim anlamında yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Hocalarımızın doğrultusunda en iyi takım kurmaya çalıştık. Eğer ki taraftarımız da, halkımız da, şehrimiz de tribünde yerini alırsa takım daha coşkulu, şehir daha coşkulu, yönetim daha coşkulu işlerine sarılır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerle alakalı ben Abdullah Sarı Başkan'a, Hamza Alp Başkan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Biz geçmişe takılı kalıp da şu oldu, şöyle oldu, böyle oldu tarafında değiliz. Allah izin verirse hepimiz bir topyekünüz. 20 günden beri biz burada hemen hemen yatıp kalkıyoruz bu takımı yeniden. Nasıl canlandırırız, nasıl ligde tutarız diye. İnşallah öyle olacak. Ben geçmiş dönemde bütün emeğe geçen arkadaşlara, Hamza Alp, Abdullah Sarı Başkanım da, içinde bulunan yönetimin de hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Onların gücü o kadar yetti, o kadar yaptılar. Bizim de gücümüzün yettiği ölçülüğünde, ölçesinde biz de o kadar yapacağız. Allah izin verirse Ünyespor Lig'de bırakacağız arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun. Saygıdeğer izleyenler, biz her ne kadar Moda TV, radyo ve televizyonun kurucusu, işletmecisi Ahmet Bölükbaş kardeşimiz son soruyu ben sorarak noktalamak istiyorum demişse de, Sayın Yönetici Şener teşekkür etmişse de, biz kendilerine Ünyespor gidiyordu, geliyordu derken neredeyse kayyuma kalacak iken bu zor dönemde böyle takıma sahip çıkarak elini taşın altına koyan bu insanları ve bu takıma Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelerek biz de sporumuzda katkı sağlayacağız diyen sporcularını ve yöneticilerini tebrik ederken son sözü bu zor aşamada bu işe nasıl karar verip de Ünyespor yönetimine sahip çıktıklarını Sayın Ahmet Yıldırım Başkanıma soruyor ve mikrofonu da kendisine veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Ünyespor sezon başında bir oluşuma girdi ama Ünyespor yalnız kaldı, sahipsiz kaldı düşünülürken Hamza Alp kardeşimiz birileri vasıtasıyla kulübe sahip çıkmaya çalıştı. Başarılı oldu, olmadı ama kulübün, takımın, şehrin herhangi bir havası olmadığı görüldü. Biz burada gördüğünüz daha birçok iş adamı kardeşlerimiz var, değerli insanlar. Biz kaymakamımıza, belediye başkanımıza konuyu açtığımızda Ünyespor, Ünye'nin her şeyidir anlamında sahipsiz bırakmayalım, destek verelim. Burada birçok gencimiz spor yapıyor, kötü alışkanlıklar edinmesin, emek verelim, düşürmeyelim. Ünyespor herkesin bir paydasıdır düşüncesinde. Hüseyin kardeşim, İbrahim kardeşim, Mustafa kardeşim, Zafer hocam, Ercan kardeşim, daha birçok ismini okuduğum yönetimdeki arkadaşlarımdan hepsinden Allah razı olsun takımı sahipsiz bırakmadılar, şehri sahipsiz bırakmadılar. Ünyespor'un da bu ligde var olduğunu kanıtlamak için biz her şeyimizle, ekonomik anlamda gücümüzle, işimizle Ünyespor'u bir yerlere taşıyabilmek için buralardayız. Bir kongre süreci yaşandı. Farklı şeyler oldu. Ama bu anlamda ne oldu? Bizler kulübü sahipsiz bırakmama anlamında bir uğraş verirken burada çok değerli insanlar kulübün içinde oldu.
Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada Bekir Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Onun yönetimimize kattığı ayrı değerler oldu. Birçok iş adamımız bizim yanımızda oldu. Gönül birliği yaptı. En önemlisi şuydu. Ben de Ünyeliyim. Ünye'yi seviyorum. İçinde Ünye sevgisi, Ünye sevdası olan kardeşlerimiz, abilerimiz bizim yanımızda yer oldu. Hepsine ayrı ayrı buradan ben teşekkür ediyorum. Burada Ünye dışında olan, Ünyeli olmayıp da bizim yanımızda olan iş adamlarımız var. Özellikle Levent kardeşimiz var. Burada tekstil sahibi, işletmeciliğini yapıyor, müdürlüğünü yapıyor. Bizim kulübümüzün birçok ihtiyacını karşılıyor. Ünyeli olmamasına rağmen burada bizimle gönül birliği yaptı. Ünye'de birçok insana iş sahibi, ekmek sahibi yaptı. Allah razı olsun diyorum burada. Onun gibi çok değerli insanlar var yönetimimizde. Biz inşallah bu takımı bu yıl düşürmediğimiz zaman Ünye Spor'un gelecek yılları daha aydınlık olacaktır. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Eğer ki biz bu takımı bu yıl düşürmediğimiz zaman inanın şampiyon olmuş kadar sevineceğiz, mutlu olacağız. Burada herkes Ünye Spor'un bir yerlere gelmesi için gönül birliği yapmış durumda. Onun için Ünye Spor'u sahipsiz bırakmayan kaymakamımıza, özellikle belediye başkanımıza, mülki amirlerimize, orduda bizim siyasetçilerimiz, Ankara'da hepsinin Ünye Spor'un düştüğü durumdan memnun olmadığını ama bu yönetimin bu takımı ayağa kaldıracağının bilincinde, farkındalar. Bizlere teşekkür ediyorlar, bizleri arayıp onurlandırıyorlar. Ben ayrıca tüm siyasi Erkan'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, saygıdeğer izleyenler, programımız burada son bulmuştur.